Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Video beğenip kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Zekeriya Hoca ile Türkçe dersinde 7. sınıf Türkçe konusundan fiilde yapı konusunun testleriyle ilgili ikinci testimizle bu dersimize başlayalım isterseniz. Evet, birinci sorumuza şöyle bir göz atalım. Numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili fiillerden hangileri yapıları bakımından özdeştir? Hemen bakıyoruz. Doğrusu düşünmeyi hiç düşünmedik. Doğrusu gezmeyi hiç düşünmedik. Nihat Bey de buraya gelecek. Öğretmenim sorularımızı cevapladı. Bu arabayı kullanabilirim. Şimdi sözcüğün köküne bakarak ona göre basit mi, bileşik mi yoksa türemiş mi olduğuna bakalım. Şimdi düşünmek sözcüğünün kökü nedir? Düştür arkadaşlar. Yani rüya olan düş. Ve düşünmek ünekini alarak isimden fiil yapım eki almış. Yani türemiştir. İkinci cümlemizdeki gelecek, gelmek fiiline aca gecek, gelecek zaman eki, kip eki yani çekim eki almıştır. Basit. Öğretmenim sorularımızı cevapladı derken buradaki cevap sözcük kökü artı cevaplamak isimden fiil yapmaya kaldığı için bu sözcüğümüz de türemiş yapıdadır. Bu arabayı kullanabilirim. Buradaki abil ebil kurali bileşik fiilden yeterlik fiiline girdiği için buna da birleşik yapılı fiil diyoruz. Bize türce yapı bakımından özdeş dediği için iki tane türemiş sözcüğümüz var. O da 1 ve 3 nolu cümlelerimiz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Şimdi açtık cümlelerini altı çizili fiillerden hangisi birleşik yapılıdır? Soruda basit yapılı diye sormuş. Ama burada basit yapılı herhangi bir sözcük olmadığı için ben onu birleşik yapılıya çevirdim ve o şekilde sordum. Neden? Çünkü A'da suladım derken su artı la, sudan sulamak yani isimden fiil yapan ne kalmış? Türemiştir. Rast isim, rasttan rastlamak yine isimden fiil iki, fiil yapım eki alarak türemiş bir sözcük haline gelmiş. Gelemem. Nedir bu? Yeterlik bileşik fiilinin olumsuzudur. Gelebilirim, gelemem. O zaman buna ne diyeceğiz? Bileşik fiil. Korkmaktan korku. Bu da yine fiilden isim yapmak almış, türemiş diyoruz. Biz bileşik aradığımız için bileşik yapılı olan C şıkkındaki sözcüğümüz diyoruz. Fiilimiz diyoruz. Aştaki fiillerin hangisi diğerlerinden farklı bir yolla oluşturulmuştur? Neydi? Bileşik fiiller ya kurallı bileşik fiil ya da yardımcı eylemli ya da kalıplaşmış olarak üçe ayırıyorduk. Şimdi bakalım oluşmasına. Haps oldu. İsim artı yardımcı eylem. Terk etti. İsim artı yardımcı eylem. Red etti. İsim artı yardımcı eylem. Gidiver kurallı bileşik fiilden tezlik fiilidir. Bu farklı yolla oluşmuştur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Diğer bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlenin hangisinde işi başkasına yaptırma anlamı yoktur? Hemen yüklemine bakalım direkt. Bir gömlek aldırdı. Başkasına yaptırmış. Var. Bir iş yaparken işin nasıl olacağını ustasına sorardı. Burada herhangi bir şey yok. Sormak. Sorar. Geniş zaman. Bileşik yapılı. Geniş zamanın hikayesi. Yani başkasına yaptırma anlamı yok. Bursa şıkkı diyoruz. Diğeri ödetti. Başkasına yaptırmış. Okuttu. Yine başkasına yaptırma anlamı vardır. Bize anlamı yoktur dediği için cevabımız sorardı. Bursa şıkkı diyoruz. Diğer bir sorumuz numaralı cümledeki fiillerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Hemen yapısına bakalım. İşaret etti. Birleşik. Selam gönderdi. Birleşik. Hikaye okudumdaki okudum. Basit. Diğerlerine türemiş yazalım. İtiraz etti. Yine pardon. Birleşik, birleşik, birleşik. Üçüncü, basit diğerleri. Birleşik, selam göndermek, işaret etmek ve itiraz etmek. Yardımcı eylem kullanan birleşik fiillerdir. Üçüncü cümlemizdeki fiilimiz basittir diyoruz. Diğer bir sorumuz, aşağıdaki cümlenin hangisinde basit fiil kullanılmamıştır? Hemen bakıyoruz. Çalıştı, almıştı, yoruyordu, durabildi. Evet buraya baktığımızda
Çalıştı basit. Almıştı basit. Yoruyordu basit. Durabildi, abildi, ebildi. Neydi? Kural birleşik fiilden yeterli fiiline giriyordu. Yeterli birleşik fiili, yeterli birleşik fiili. Dolayısıyla D şıkkı basit fiil değildir. Yedinci sorumuza bakalım. Aştaki cümledeki altı çizili fiillerden hangisinin yapısı ayraç içinde yanlış verilmiştir? Hemen bakalım. Taşıdım basit. Taşımaktan zaman eki, kipeki artı şarjı kalmış. Bunlar da çekimek olduğu için basittir. Doğru. Sabundan sabunlamak. İsimden fiil yapmak almış. Türemiş. Doğru. İçmekten içer, içeridi. Geniş zaman. Yine zaman eki basittir. Yani zaman eki çekimek olduğu için basit durumdadır. Beklemekten adur edür sürelik birleşik fiilidir. Dolayısıyla birleşik doğru bize yanlış verilmiştir dediği için içeride basit olmasına rağmen türemiş verilmiştir. Dolayısıyla yanlıştır diyoruz. Diğer bir sorumuz aştakilerin hangisinde yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil yoktur? Yukarıda açıklaması var. Yardımcı eylemlerle yapılan birleşik fiiller bir isimle etmek, olmak, kılmak, buyurmak, eylemek fiillerin kalıplaşarak birleşmesiyle oluşur. Hemen bakalım. Ben büyüyünce Türkçe öğretmeni olacağım. Olacağım. Olmak, aca gecek ve şahıs kalmış. Basit. Hastana rağmen haline şükür etmek. Birleşik. Etmek yardımcı eylemi. İsim artı yardımcı eylem. Devir etti. Etmek yardımcı eylemiyle kurulan birleşik fiil. Ve yardım eylesin derken eylemekte yukarıdaki açıklamada etmek, olmak, kılmak, buyurmak ve eylemek. Burada şükretmek, devir etmek, yardım eylemek hepsi birleşik fiildir. Olmayan A şıkkı diyoruz. Yani A şıkkı basit yapılı bir fiildir. Diğer bir sorumuz aşağıdaki cümle hangisinde fiil basit yapılı değildir? Hemen bakalım. Görmekten görmeli, gereklilik gibi görmelisiniz. Şah zeki basit. Çıkaracakmış. Burada da yine acık basit yapılı. Yarın gitmeden haberleşiriz derken buradaki haberden haberleşmek isimden fiil yapan ekip almış. Dolayısıyla türemiştir. Buradaki yürüdüm de yine aynı zamanda basittir diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Diğer bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümle hangisinde türemiş fiil kullanılmamıştır? Topladım. Yani top burada bulunma anlamındadır. TDK'ye göre. Toptan toplamak. İsimden fiil yapmaya kalmış. Türemiştir. Düzden düzelmek, düzeltmek. İki yapmaya kalmış. Türemiştir. Uzamaktan uzatmak. Yine yapmaya kalmış. Türemiştir. Tutmaktan tuttuk derken kip ve şahıs kalmış. Dolayısıyla türemiş fiil kullanılmamıştır. Basittir. Cevabımız D şıkkı diyoruz. 11. ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki fiillerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? Hemen bakalım. Kokladı. Koku la dı. Yani kokladı sözcüğü koku artı la artı dı şeklinde yazılır. Koku isim köküdür. Kokudan koklamak isimden fiil yapım ekidir. Bu da kipekidir, çekim ekidir. Dolayısıyla ne diyoruz buraya? Türemiş. Yani kokudan koklamak. Sararmışı da bu şekilde yazalım arkadaşlar. Sarı artı armak şeklinde. Sarı isimdir. Sarıdan sararmak. Yani areki isimden fiil yapım ekidir. Dolayısıyla sararmış da türemiş bir sözcüktür. Bakıyorum. Bakmaktan yör eki ve şahıs eki. Yani kip eki ve şahıs eki ikisi de çekim ek olduğu için basittir diyoruz. Yerden yerleşmek isimden fiil yapım ek almış. Dolayısıyla bu sözcüğümüzde ne diyoruz? Türemiş diyoruz. Bize diğerlerinden farklı olanı sorduğu için cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet.
Fiil yapı ikinci testimizde burada sona erdi. Herhangi bir sorunuz veya konuyla ilgili takıntınız varsa videomda yorumlar kısmında bildirebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.